İnsanın canı lace çeker mi ya? Lace çekiyor canım ama çok pahalı burada. Burada çok fazla köpek var. Az evvel görmüş olduğunuz köpekler de aslında benim kaldığım evde yaşayan köpekler. Sürekli evde oldukları için canları sıkılıyor ve ne zaman dışarıya çıkarsam benimle birlikte çıkıyorlar. Ve beni sürekli takip ediyorlar, nereye gidersem gideyim. Bali'deyim aslında, burada çok fazla video çekmedim. Bu benim sanıyorum ilk videolarımdan bir tanesi olacak. Şimdi Bali merkeze gidiyoruz. Yani Ubud Market'e. Market buranın en ünlü yerlerinden biri ve turist merkezi aslında bakarsınız. Lakin Ubud pazarı ya da Ubud merkezdeki sanat adı altında geçen pazarlarda ürün almak istiyorsanız eğer muhakkak indirim yaptırmanız lazım. Çünkü normal fiyatın 3-4 katını söylüyorlar. Çok çok fazla söylüyorlar. O yüzden kalk pazarlık yapın ve muhakkak söyledikleri fiyatın böyle bir 3 katı aşağısını söyleyin. Çünkü mesela ben bir terlik almıştım başka bir yerden. 35 bin rupiydi. Ama pazarda bana 150 bin rupi demişlerdi. Yani çok büyük farkla açıyorlar. Aklınızda bulunsun. Bali'ye gelecek olursak, Bali aşırı derecede güvenli bir yer. Yani tek başına gece dışarı çıktığınızda bile insanlar size yanaşmıyorlar, bir şey söylemiyorlar. Endonezyalılar bütün bulunduğum ülkelerdeki insanlara kıyasla böyle en güler yüzlüleri, en kibarları. Ve karşılıkta beklemiyorlar sizden herhangi bir kibarlık gösterdiklerinde. Mesela atıyorum ki bazı ülkelerde mesela insanlar yardımcı oluyorlar ama karşılığında sizden para istiyorlar ya da bir şeyler satın almanızı istiyorlar. O yüzden böyle çok rahatsız edici olabiliyor ama Bali'de İnsanlar, yerel halk çok çok kibar. İnsanlar çok anlayışlı ve çok güler yüzlü. Yabancılar aşırı derecede iyi davranıyorlar. O yüzden çok çok güzel bir yer burası. Çok seviyorum. Şimdi size biraz yolları göstereceğim. Yollar özellikle çok güzel burada. Mimarisi çok güzel. Mesela bakın, bu bir ev. Evler aynı zamanda tapınak gibi gözüküyor. Çünkü evlerin içerisinde tapınaklar var aslında bakarsanız. Bu da Bali'yi çok enteresan kılıyor. Özellikle de Bali mimarisini. Şimdi karşımda bir tane daha ev var. Bu evi çok beğeniyorum. Mimarisini bir göstereceğim size şimdi. Evin kapısının önünde şöyle heykeller var. Küçük böyle ibadet alanları var, içerisinde tapınaklar var ama aynı zamanda insanlar yaşıyor. Çok yeşil, gördüğünüz gibi kestirmiyorlar asla yeşillikleri, ağaçlara hiç dokunmuyorlar. Bu da Bali'yi özel kılıyor aslında bakarsanız. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum, normalde Endonezya dünyadaki Müslüman nüfusunun en çok olduğu yer. Arap tüccarlar tarafından buradaki insanlar İslam'dan etkileniyorlar ve aslında Müslüman olmaya başlıyorlar. Endonezya adalar topluluğu, yani çok fazla ada var ve çok büyük, gerçekten çok büyük Endonezya. Binlerce ada var. Fakat Bali, yani Endonezya toplu olarak İslam'dan etkilenirken Bali aslında diğer adalara nazaran daha kenarda kaldığı için İslam buralara kadar yayılmıyor. Burada hala resmidir yani. Bali'deki resmi dil Hinduizm. Ama buradaki Hinduizm benim diğer ülkelerde gördüğüm Hinduizm'den çok çok daha farklı. İbadet şekilleri çok farklı. Bir tane seremonilerine katıldım ben mesela. Çok enteresandı. Böyle sürekli çiçeklerle dua ediyorlar. İşte dua edip çiçekleri kafalarına takıyorlar falan. Çok enteresan. Merhaba. Ve böyle şeyi de çok fark ettim. Mesela normal Hindu tapınaklarında hep böyle figürler olur, işte putlar olur ve insanlar onun önünde secde ederler, o şekilde ibadet ederler. Fakat buradaki tapınaklarda
ibadet ederken insanlar herhangi bir put görmüyorsunuz. Bu benim çok ilgincime gitmişti. Nezya İslam'la yönetildiği için resmi olarak buradaki Hindular yaşayabilmek için, yani bizimde resmi bir din olarak kabul edilebilmesi için monoteist bir din olarak gösterilmesine uygun bulmuşlar. Yani Hinduizm normalde çok tanrılı bir din olmasına rağmen resmi dinlerden biri sayılabilmesi için tek dinli bir hale bürünmesi istenmiş Hinduizm'den ve buradaki Hindularda. Bu yüzden birçok dini figür, Hinduizm'e ait birçok dini figür buradan kaldırılmış. Bir dansı var, Bali dansı, ateş dansı. Onun için bilet satan insanlar görebilirsiniz ama ben kıyafetlerine dikkat etmenizi istiyorum. Balilerin kıyafetleri çok güzel bu arada. Şöyle yukarıdan göstereceğim size. Bakın mesela şuradaki etekli olanlar, işte böyle kafalarına beyaz bir şeyler takanlar. Bunların hepsi Balili. Özellikle böyle evet yerlerinde işte perşembe günleri yerel kıyafetlerini giymeleri zorunluymuş çünkü perşembe günleri Hindular için özel bir gün Bali'de. Hindu olanlar beyaz giyiniyor, Müslüman olanlar ise siyah giyiniyorlar. Böyle bir ayrımları var kendi aralarında. Bakın mesela şu beyefendi de aslında bilet satıcısı, kıyafet çok güzel. Şurası saray arkadaşlar, Ubud Sarayı. Yürüme mesafesinde ve çok temiz bir yerde kalıyorum. Aile evi gibi düşünebilirsiniz. Bu işi yapan bir aile aslında. Airbnb'de oda kiralayan. Ve çok temiz, çok iyi insanlar. Bana çok yardımcı oldular burada. Çok güvenilebilir insanlar. Bu yüzden kalırken de böyle korkusuz kalabiliyorum. Ve günlük sadece 3 dolar veriyorum. Çok ucuz ya gerçekten. Hani yaklaşık bir aydır buradayım ve yaklaşık bir ay daha burada olacağım. Düşündüğünüz zaman aslında yani Türkiye'de atıyorum Marmaris'te, Bodrum'da böyle bir tatil yapmak isteseydim burada harcadığımdan çok çok daha fazla para harcayacaktım. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum ama Türkiye için de üzülüyorum. Çünkü yani kendi ülkemiz olmasına rağmen Türkiye'de bile rahat rahat böyle tatil yapamıyoruz. Düşünün ben ta Bali'ye geldim. Bali'de yaptığım tatil Türkiye'de yapabileceğim tatilden çok daha ucuz aslında bakarsanız. Market de şurası hemen. Popüler market. İsmi popüler. Bayağı böyle güzel ürünler var. Bu yolda evime çok yakın. Aşırı ucuz bir market ve böyle her şeyi bulabilirsiniz.
buradaki marketlerin arasında en böyle iyi fiyata sahip olanı. İnsanın canı Lay's çeker mi ya? Lay's çekiyor canım ama çok pahalı burada. 100 TL'den daha pahalı Doritos. Lay's küçük paketleri çünkü büyük ihtimal yurt dışından getiriliyor. Burada üretilmiyor. Aşırı pahalı, o yüzden alamayacağım. O yüzden daha böyle ucuz cipslere gitmeyi planlıyorum. Bakın yerel böyle. Ama canım Lay's istiyor aşırı derecede. Lay's, Ruffles, böyle cipsler. Aşağı yukarı şu fiyatlarda yereller. 2 ile çarpın direkt. İşte 2 ile çarpınca biraz daha az. İşte 8.000 ise 16 TL, 15-14 TL falan gibi bir şey bunlar. Şurada 7.5'a var, 9'a var. Noodle'ları böyle yiyorlar cips gibi. Şunlar Japon markaları. Şundan mı orta? Ya Lay's istiyorum ben. Ne yapıyorsun? Hello, how are you? I'm good. Fine. You alone? Yes, I'm alone. I'm going to the room now. Oh. Yeah. Ay, ne yapıyorsun? Merhaba. İşte bunlar benim arkadaşlarım. Molly. Bu da Chocolate. Bunun adını bilmiyorum daha. Bir de Sunny var. Evin yaramazı. Ay, çocuğum beni rahat bırak. Şimdi böyle buradan odama geçiliyor. Böyle aşağı iniyoruz.